Otomobilciler esnaf odamızın 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait denetim kurulu raporudur. Kıymetli üyeler, denetim kurulu olarak yaptığımız incelemede Erdek Şoförler Odamızın tüm gelirlerinin gelir makbuzu karşılığında alındığı, tüm giderlerin makbuz karşılığında ödendiği, her ay sonu itibariyle TESK tek düzen muhasebe programına işlendiği ve bu program sonucunda bankalarla mutabık kalındığı görülmüştür. Bunun haricinde odamıza yapılan yeni kayıtların ESBİS bilgi sistemi üzerinden yapıldığı, kayıt silmelerde ESBİS bilgi sisteminin kullanıldığı, muhasebe programında TESK tek düzen muhasebe programının kullanıldığı ve titizlikle işlemlerin yapıldığı tespit edilmiş olup, bu titiz çalışmalarından dolayı sizlerin huzurunda yönetim kuruluna teşekkür ederiz. Sayın Divan. Biz teşekkür ederiz. Gündemimizin 7. maddesi bilanço gelir ve gider hesaplarının okunması. Erdek Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'nın 2014 yılı gelirler toplamı 158.603.08 lira. 2014 yılı giderler toplamı 137.153.70 lira olup gelir farkı 21.449.38 lira. 2015 yılı gelirler toplamı 151.670 lira. 2015 yılı giderler toplamı... Evet, Erdek taksitleri olarak 8 tane araç mevcutuz. Evet. 6 tane şu anda faaliyet göstermekteyiz. 6 tane aracımızın 4 tane araç koyma yeri var. Diğer 2 araç için oradaki esnafla kavga ediyoruz. Bize yardımcı olursanız memnun oluruz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bu taksi duraklarına ilgili yasa yok. Orada Büyükşehir Belediyesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nden yeni gelen başkanımızla kontak kurup bu konuda çalışmalar yapar. İnşallah yavaş yavaş yeni başkanımız bu konulara daha hassasiyet gösteriyor. Ben sıkıntı olmadan hallolacağı kanaatindeyim. Biz teşekkür ederiz. Kabul edenler lütfen indirin. Etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Basının bizde temsilcileri, değerli dava arkadaşlarım. 2002'de göreve geldim. Bana gösterdiğiniz güvene sonsuz teşekkür ediyorum. 15 sene sizlere hizmet ettim. Namusum, şerefimle odanın bir lirasına elef etmeden ve bugün geldi devir zamanı. Ben yapamadığım işler de oldu, yaptığım çok işler de oldu. Kardeşim az evvel söyledi. Durak durumu, evet, sıkıntılı. Büyükşehir Belediyesi'nden komisyonu da getirdim, kendisi de biliyor. İsteklerimizi de yazdık. Maalesef Büyükşehir Belediyesi UKM bu işlere bakıyor. O yüzden işlerimiz aksıyor. Eskiden Erdek Belediyesi'ne bir söylüyorduk, hemen kulübelerimiz yapılıyordu. İnşallah Aydın kardeşim bu konuda da eğilir. Ben de yardımcı olurum, kulübeniz yapılır. Arkadaşlar, bana gösterdiğiniz ilgi ve alakaya, desteğe teşekkür ediyorum. Benden yana size hakkım helal olsun. Sizlerin de hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Yeni yönetime de başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun. Evet, Fatih Başkan'a bu güzel konuşmasından dolayı ben de teşekkür ediyorum. Gerçekten arkadaşlar, ben Fatih Başkan'ı tanıdığımdan beri hasbelkader 2014'te birlik başkanı olduk. 2010'da yönetime girdik. Burada biliyorsunuz esnaf teşkilatımızın bir dinlenme tesisi var. Burada her zaman onun sahibi oldu. Allah bir kere razı olsun. İnşallah yeni gelen kardeşlerimiz de o konuda hassasiyet gösterir. Ev sahibi olmalarından dolayı ilk sahipleri onlarmış gibi algılamalarını rica ediyorum. Çünkü Fatih Başkanımız bu konuda gerçekten çok yardımcı oldu. Her zaman yanımızda oldu. En ufak bir şey olsa git dediğimiz zaman gitti. Gereği neyse yaptı. Belediye ile olan ilişkilerimiz, Erdek'te olan şeyimiz, otelle olan neyimiz varsa her zaman sahip çıktı. Ben kendine hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsun, var olsun. Bana iyi bir alkış.
Şimdiden sonraki hayatında da, çalışmalarında da başarılar diliyorum kardeşim. Evet arkadaşlar, gündemimizin 10. maddesi yeni dönem çalışma programıyla bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi şeklinde. Çok değerli sivil toplum örgütü başkanları, değerli şoför kardeşlerimiz, siyasi partilerin çok değerli temsilcileri, basın gözünde temsilciler. Öncelikle bana söz verdiğiniz için delege veya şoför olmamama rağmen teşekkür ediyorum. Tabii bütün sektörlerde olduğu gibi her mesleğin, her işin zorluğu var. Ama gerçekten direksiyon başında ekmeğini kazanmak çok zor bir iş. Yollarda her an kar kış demeden zor bir meslek, zor bir alın teriyle kazanılan bir meslek. Hepinizin kazandığı her kuruş alnınızın teri, ananızın ak sütü gibi helal. Biliyorum biz özel arabalarımızla giderken kamyonların, emekçilerin nasıl zorlandığını da biliyoruz. Ama tabii ülkemizde uzun yıllardır, çok uzun yıllardır devam eden vergi sisteminde ciddi sorunlar var. Onu bir altını çizmek istiyorum. Kazanandan, çok kazanandan değil, akaryakıt istasyonuna her gidenden vergi alan bir sistem var. Bu tabii bugünkü iktidarın suçu da değil. Çok uzun yıllardan beri devam ediyor. Bugün Türkiye dünyanın en pahalı mazotunu kullanıyor. Yollarımız her yer bedelli, paralı, ücretli, çoğu yerler. Bunların düzeltilmesi gerektiğini buradan birlik başkanlarımızın, sivil toplum örgütlerinin bu hususta daha etkin olmaları gerektiğine inanıyorum. Daha çok ses getirmeleri gerektiğine inanıyorum. Yerel yönetimlerin sıkıntıları var. Biliyorsunuz büyükşehir oldu. Az önce Murat kardeşim söyledi. Balıkesir'den aslında yerinden yönetimi güçlendirmek gerekirken bütün şehir kanunuyla maalesef il merkezlerine alınan çok ciddi yetkiler var. Artık ilçe belediyeleri çöpçü, sadece çöp toplamaktan başka bir yetkisi kalmamış durumda. Dolayısıyla altyapıyla ilgili, bu tip uygulamalarla ilgili, ulaşımla ilgili eskiden hemen yanınızdan veya sokaktan geçen belediye başkanınıza veya meclis üyesine ulaşabiliyorken şu anda Balıkesir'deki yöneticilere ulaşmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da ciddi bir sorun. İnşallah bununla ilgili 2014'ten beri yaşanılan sıkıntıları da siyasi iktidar, muktedirlerimiz görürler ve hatayı düzeltirler. Çünkü ben hata olduğuna inanıyorum. Fazla da uzatmak istemiyorum. Fatih Payal 16 yıl, 2018'e girdik. 2002'den beri benim de belediye başkanı olarak uzun yıllar beraber çalıştığım bir arkadaş. Burada şoför esnasının yine uzun onursal başkanı var, Hacı Muharrem. Sivil toplum örgütlerinde çalışmak çok kolay bir şey değil arkadaşlar. Çoluğundan, çocuğundan, işinden, aşından ayırdığın vakti bütün topluma adıyorsun. Bir vesileyle oradan oraya gidiyorsun, işte bir şoförün derdini anlatmaya gidiyorsun. Bunların hepsi zaman ve emek istiyor. Onun için yani Kanarya Sevenler Dernekçiliğinde bile çalışsanız bu bile bir emek istiyor. Herkes işinde, aşında, kendi işine, kendi ailesine vakit ayırıyorken birilerinin de kamu adına, ama sivil toplum örgütünde, ama siyasette, ama şurada, ama burada, kamu yararlı derneklerde çalışması gerçekten emek istiyor. Ve bugün Fatih Payal bana göre bu dönemde çok büyük bir olgunlukla zamanı geldiğinde çekilmeyi bildiği için hakikaten takdire kazandı. Ben kendisine emeğinden ve bu kararından dolayı da teşekkür ediyorum. Çünkü arada bir insanlar tokat yemek zorunda, kendine bir çeki düzen vermek zorunda, yeniden bir moral bulmak, hatta değişimi yakalamak zorunda. Değişmeyen tek şey değişim. Onun için bu olduğunu da kendisinde gösterdiği için teşekkür ediyorum. Aydın kardeşim de tek liste gidiyor sanıyorum. Bir başka aday da yok. Yeni seçilen yönetime de çok 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 uzun yıllar başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun. Hepinize saygılar, teşekkür ederim.
Artık Türkiye'de EPİ başkanları tanıyoruz. Eskilerden inan ki yani hani iz bırakmak denir ya. Muharrem abi gerçekten bence iz bırakan bir abimiz. Nereye gitsem Türkiye'de inan ki Muharrem abiyi soruyor. Bak nereye gitsem. Bunu ben Balıkesirli olarak inan ki gurur duyuyorum. Muharrem abicim, sevgili abim buyurun bakalım iki kelam siz de edersiniz herhalde. Çok saygıdeğer ilçemizin genç başkanı Hüseyin Sarı, diğer ilçelerden, illerden gelen çok saygıdeğer oda başkanları, siyasi parti başkanları, yönetim kurulu üyeleri, saygıdeğer hanımefendiler ve efendiler, herkesten değerli üyeler, hepinizi saygı sevgiyle selamlarım. Ben bazı gerçekleri söylemek için söz aldım. Şu an hizmet olarak kullandığımız binamızı bundan 18-20 sene evvel çok saygıdeğer Derviş Günday ve onun ekibi o binayı bize 14 milyon gibi bir parayla paranın bedelini tamamen onlar ödemek şartıyla hediye olarak almış bulunmaktalar. Fatih kardeşimin de zamanında Derviş Bey görevini bırakmadan tapısını da Erdek Şöper Odası'na vermiştir. İkincisi şu an Besop diye bildiğimiz Balıkesir Esnaf Odaları Oteli'nin esas alıcı, pazarlayıcısı benim. Alıcısı parayı veren Derviş Günday ve Konfederasyon'dur. Şu an Federasyon'a da Konfederasyon'a da ikisi de bu otelin esas alım maddi ücretlerini ödeyen kişilerdir. En son Ramazan'dan 4 gün evvel Balıkesir Esnaf Odası'nın yenilenmesinde kameratında yapılmasında hem yapılan binanın yenilenmesinde en büyük desteği şu an divan başkanlığımızı yapan Sami Fehmi Bey destek vermiştir. Konfederasyonların yaptığı tek görüşmeler neticesinde para olarak da katkıda sağlamışlardır. Konfederasyon başkanımız, federasyon başkanımız, birlik başkanımız ve Hacı Muharrem olarak şu an buradan hepinizi teşekkür etmek için alkışa davet ediyorum. Bunu sizlere bilgi amacıyla anlatmak istedim. Yapılacak olan kongremizin ilçemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. Genç kardeşlerimize de hayırlı işler diliyorum. Hepiniz sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Evet, abimize teşekkür ediyoruz. Gerçekten Esnaf Teşkilatı'na çivi çakanlar Allah razı olsun. Ben kendisine tekrar teşekkür ediyorum. Yardımcı olanlardan da Allah razı olsun. Sayın Belediye Başkanım, değerli misafirler, odamızın kıymetli üyeleri ve şoför esnaf arkadaşlarım, hoş geldiniz. Bugün burada bu kutsal görevi 7 genç ve dinamik yüzlerle talip olmayı şoför esnafımızın ve üyelerimizin destekleriyle kararlaştırdı. Bu onurlu görev hizmet yarışıdır. Ben ve ekibim göreve talibiz. Bugüne kadar odamızda görev yapmış tüm başkan ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkürümü bir borç bilirim. Üst kuruluşumuz olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Balıkesir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve ilimizde bulunan diğer odalarımız iyi diyaloglar içerisinde olup gerekli danışmayı sağlayarak hizmetlerimizi sürdürmeyi düşünüyoruz. Yine odamızın bugüne kadar gelmiş, geçmiş yapmış olduğu hizmetlerden dolayı geçen başkanlarımıza ve tüm idareci arkadaşlarımıza, üst kuruluşlarımıza, belediye başkanlarımıza, emniyet yetkililerimize, iktidar ve muhalefet partilerine teşekkür ediyorum. Görev verildiği takdirde şoför esnafımızın her türlü sorunlarını, sıkıntılarını ve resmi dairelerde olan işlemlerini kanunlar çerçevesinde yerine getirmek için olağan gücümüzde çalışacağız. Bu duygu ve düşüncelerle Erdik Şoförler ve Otomobilciler Esnafı Odamızın olağan genel kurulunun hayırlara vesile olmasını temenni eder, tüm şoför camiamızı saygılı sevgilerimi sunarım. Sayın Başkanım, yapmış olduğun hizmetlerden dolayı sana bir plaket vermek istiyorum.
Teşekkür ediyoruz Aydın kardeşimize. Sayın Başkanım, buyurun. Rızal Tekin Başkanım var, Sayın Başkanım. Evet. Bu taraftayız başkanım. Başkan da aradan gözüktü. Evet. Buradayız. Evet.